Bitcoin ETF'lerinin potansiyeli üzerine konuşacağız. Bu şekilde bir haber var. Bitcoin ETF'lerinin kabulü değeri 1 trilyon dolar artırabilir. Kripto Quant'ın analiziymiş. Bitcoin ETF'leri sayesinde 1 trilyon dolar gibi bir para girebilir mi piyasaya? Tabii ki de girebilir. Yani makul bir giriş noktasıdır desem doğru olur zannediyorum. Çünkü 1 trilyon dolar tabii az bir para değil. Bitcoin üzerinden düşündüğümüzden de Bitcoin'in böyle bir olay karşısında değerinin 3 katına çıkması anlamı taşıyor. Yani mevcut değerinin 2 katı kadar bir ekstradan para girişi, %200'lük bir hareketten söz ediyoruz burada. Girebilir mi? Tabii ki girebilir. Kısa süre içerisinde yani yakın bir zaman dilimi hakkında benzer yorumlar çok fazla taraftan daha önce de geldi. Bitwise'dan geldi mesela vesaire vesaire. Zincir üstü veri platformu CryptoQuant diyor. Bitcoin ETF'leri ve muhtemel bir olayın piyasaya etkileriyle ilgili bir rapor paylaştı. Raporda Ripple ve Grayscale şirketlerinin aldığı hukuki zaferlerin SEC'in Bitcoin Spot ETF taleplerini kabul edeceğine işaret ettiği belirtildi. Birincisi doğru. Şimdi SEC en ana çerçeveden durumu ele alırsak SEC ETF'lere karşı çıktı. Piyasanın tamamına karşı ve sert bir tutum izledi. Fakat bu gördüğünüz gibi uzun bir süre devam etmedi. Zaten edemezdi. Çünkü artık gelinen noktada inanılmaz derecede problem yaşadılar. Sıkıntı yaşadılar. Ve çok büyük bir nasıl diyeyim size nefret topladılar. Anlatabiliyor muyum? Bundan kaynaklı olarak da bu işi daha fazla sürdürme lüksleri olduğunu kesinlikle zannetmiyorum. Ripple ve Grayscale evet ana hatlarıyla olabildiğince ciddi bir hasar verdi SEC'e. Daha doğrusu SEC kendi kendine hasar verdi desek de daha doğru olacaktır sanırım. Çünkü davayı gereksiz yere açan kendileri. Bilançoya Bitcoin katmaktan müşteriye Bitcoin sağlamaya. Raporda 2021 boğa sezonunun da kurumsal şirketler tarafından başlatıldığı ancak artık bu şirketlerin bilançolarına Bitcoin katmakla birlikte müşterilerine Bitcoin erişimi sağlamayı da görev edindikleri ifade edildi. Burası çok önemli bir nokta ve çok doğru bir şeye parmak basmış. Diyor ki zamanında diyor Bitcoin müşterisi olan şirketler bugün Bitcoin müşterilerini bizzat piyasaya çeken tarafların ta kendisi olduğunu dile getiriyor. Aynen öyle yani çok doğru bir tespit yapılıyor. Zamanında Bitcoin alımı yapanlar bugün hani bankalara bakıyorsunuz, kripto için şirketlere, diğer kurumsallara bakıyorsunuz. Her bir tanesinin ana meselesi artık kripto paralarla alım satım yapmak için piyasaya girmek olduğunu görüyorsunuz. Yani bir borsalaşma konusu. Mesela yakın bir zaman içerisinde yine malum Deutsche Bank örneğin ya da Wall Street bankaları hepsi bir araya gelerek ADX adındaki yeni bir şirket, daha doğrusu yeni bir oluşum kurdular. Ve bu oluşum tabii ki de BTC için ve diğer kripto paraların alım satımı için bir borsa gibi hizmet ve faaliyet göstermekten geçiyordu. Aynen öyle yani piyasada çok ciddi bir gelişme hakim. Müşterilere Bitcoin erişimi sağlama durumunun spot ETF'lerle yapılacağına kesin gözüyle bakıldığı yazılırken birçok ETF başvurusu için verilecek son karar tarihinin ise 2024 yılının Mart ayı olduğu bilgisi verildi. Bu maksimum. Yani burası maksimal nokta aslında. Ben dediğim gibi 2024'ün ocağında bu haberi alacağımızı düşünmekle birlikte tabii ki Mart'a kadar da potansiyel olarak sarkabilir. Ama ben sarkacağını pek fazla düşünmüyorum açık söylemek gerekirse. Maksimal yani burası. %1'ini koyarlarsa 155 milyar dolar gelir diyor.
Bitcoin spot ETF başvurusu yapan şirketlerin yönetimi altında bulunan varlık değerinin 15,6 trilyon dolar olduğu belirtilen raporda, bu şirketlerin bu rakamın sadece %1'ini bile Bitcoin'e yatırması durumunda BTC piyasa değerinin 155 milyar dolar artacağı yorumu yapıldı. Bu rakamın şu anki piyasa değerinin yaklaşık 1/3 olduğu belirtilirken, bu paranın girmesini, yeni para girişini de hızlandıracağı yazıldı. Her giren 1 dolar piyasa değerini 3-5 dolar artırdı. Bak, burası doğru. Şimdi doğru bir noktayı yakalamış. Adam diyor ki buradaki başvuru yapan dev şirketler elindeki fonun %1'ini girerse, ki bu da minimaldir sonuçta. Evet, %1'ini girerse, dediğim gibi çok daha fazla girmesini bekleriz bu noktada. Bu haliyle bile BTC doğal bir yukarı hareket ve pump gerçekleştirecektir. Bu pump hareketinden sonra da tabii ki de fiyatlar çok daha ciddi yükselecektir. Çünkü bir FOMO gerçekleşecek. Yani piyasada her zaman bilinen o kesin mesele. BTC fiyatı biraz artıyor bir olay kaynaklı. Peşine bütün yatırımcılar üst üste üst üste üst üste giriş yapmaya başlıyorlar. Yani bu da burada da bu durumdan bahsediyor ve bu durumu anlatıyor biliyorsunuz ki. Ve çok doğru bir tespit. Hem 2017 hem de 2021 Mart ile Kasım aylarındaki boğa dönemlerinde piyasaya giren her 1 dolarlık taze para için toplam piyasa değerinin 3 ila 5 dolarlık artış gösterdiğini belirten raporda şu ifadeler kullanıldı. Bitcoin'in realize edilmiş piyasa değeri ve toplam piyasa değerinin yıllık büyümesine baktığımızda boğa sezonlarında 2 metreğin arasındaki farkın 3 ila 6 kat arasında değiştiğini görüyoruz. Bu da aslında 150 milyar dolarlık taze paranın piyasaya girmesi durumunda toplam piyasa değerinin 450 ile 900 milyar dolar artabileceği anlamına geldiğini söylüyor. Bu sadece farkındaysanız ETF'ler üzerinden bir analiz oldu. Bunun daha halvingi var. Bunun daha Fed'in faiz azaltmaya başlaması var. Bunun daha Tesla'nın Bitcoin kabulü var. Var da var. Yani böyle uzar gider. Buradaki anlatı sadece kısa vadeli ETF hareketinin anlatısıdır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.